Göçler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deki Müslümanları Yesrib'e hicret etmeye teşvik ediyordu. Müslümanlardan biri daha önce oraya hicret etmişti. Ebu Talib'in ölümü yeğeni Ebu Seleme'nin koruyucusuz kalmasına neden olmuştu. Bu yüzden Ebu Seleme karısını ve küçük oğulları Seleme'yi bir deveye bindirdi ve kendisi yürüyerek Yesrib'e yola çıktı.'' Fakat Ümmü Seleme Mahzum'un diğer kolundan yani Beni El Muhire'dendi ve Ebu Cehil'in kuzeni oluyordu. Ailesinden bazıları onları takip ettiler ve devenin ipini Ebu Seleme'nin elinden aldılar. Ebu Seleme karşı çıkmanın anlamsız olduğunu bildiği için karısına onlarla birlikte gitmesini söyledi. Daha sonra onu almak için bir yol bulacaktı. Fakat mahzumluların diğer kolu yani Ebu Seleme'nin akrabaları bu olayı duyunca çok kızdılar ve çocuğun kendi vesayetleri altında olması gerektiğini söylediler. Böylece tüm kabile onlara merhamet edip çocuk ve annesini Ebu Seleme'ye gönderene dek ayrı kaldılar. Ümmü Seleme yanında sadece Seleme ile birlikte deve ile yola çıktı. Yaklaşık altı mil sonra o zaman henüz Müslüman olmayan Abdüddar kabilesinden Osman İbni Talha ile karşılaştılar. O yol boyunca çocukla annesine arkadaş oldu. Ebu Seleme'nin Yesrib'in en güney noktasında olan ve iki grup kaya yığınından birinin bulunduğu Kuba'da olduğunu duymuştu. Hurma bahçelerini görünce Osman Ümmü Seleme'ye "Kocan bu şehirde selametle git." dedi ve kendisi tekrar Mekke'ye döndü. Ümmü Seleme onun bu yardımını hiç unutmadı ve onu nazikliğinden dolayı hep övdü. İkinci Akabe biatından sonra Kureyşli Müslümanlar yavaş yavaş hicret etmeye başladılar. İlk gidenler arasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kuzenlerinden bazıları, Cahş ve Umeyye'nin oğulları ve kızları, Abdullah, kör olan kardeşi Ebu Ahmet ve Zeynep ile Hanne adında iki kız kardeşleri vardı.'' Onlarla birlikte uzun yıllardan beri Abdüşşems'in müttefiki olan birçok Beni Esedli gitti. Hamza ve Zeyd radıyallahu anhuma bir süre için eşlerini Mekke'de bırakıp gittiler. Fakat Osman radıyallahu an, Rukiye radıyallahu anhayı ve Ömer radıyallahu anhı yanına alarak gittiler. Hafsa'nın kocası Sehim kabilesinden Huneis de onlarla birlikteydi. Ebu Seleme'nin üvey kardeşi Ebu Sabra, Süheyl'in kızı olan karısı Ümmü Gülsüm'le birlikte gitmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin genç kuzenlerinden olan Tulayt ve Zübeyir de gidenler arasındaydı. Hazreti Ebu Bekir ve Ali dışında tüm Müslümanlar hicret edince Ebu Bekir radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden hicret etmek için izin istedi. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam ona acele etme belki Allah sana bir arkadaş verir dedi. Ebu Bekir radiyallahu anh peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi beklemesi gerektiğini anladı ve iki devesinin akasya yapraklarıyla beslenmesi için adamlarına emir verdi. Kureyşliler hicret edenleri durdurabilmek için ellerinden geleni yaptılar. Süheyl'in diğer kızı da daha önce Habeşistan'a gittiği gibi kocası Ebu Huzeyfe ile Yesrib'e gitmişti. Fakat Süheyl bu kez oğlu Abdullah'ı kaçırmamak için gözünü ondan ayırmıyordu. Daha önce Habeşistan'a hicret eden Sehimli lider As'ın oğlu Hişam'ın başına da aynı şey gelmişti. Kureyşliler tarafından Necaşi'yi Müslümanlara karşı kışkırtmak için gönderilen adam onun üvey kardeşi Amr'dı. Hişam'ın teyzesinin oğlu Ömer Yesrib'e birlikte gitmeyi planlamıştı. Mekke'den ayrı ayrı çıkacaklar ve şehrin on mil kadar kuzeyinde Edat dikenliğinde buluşacaklardı. Mahzumlu Ayyaş da onlarla yolculuk edecekti. Fakat kararlaştırılan saatte Hişam gelmedi. Bunun üzerine kararlaştırdıkları üzere Hişam'ı beklemeden Ömer ve ailesi Ayyaş'la yola koyuldular. Hişam'ın babası ve kardeşleri bu planı öğrenmişler ve onu zorla Mekke'de tutmuşlardı. Ona o kadar çok işkence etmişlerdi ki... ...sonunda onu İslam'dan döndüğünü açıklamaya ikna ettiler. Ayyaş ise Ömer'le birlikte Yesrib'e varmıştı. Fakat onun üvey kardeşleri Ebu Cehil ve Haris onu takip ettiler... ...ve annelerinin onu görene dek saçlarını taramamaya... ...ve güneşin altında oturmaya yemin ettiğini haber verdiler. Ayyaş buna çok üzüldü. Fakat Hazreti Ömer ona... Onlar seni dininden döndürmekten başka bir şey istemiyorlar. Çünkü Allah'a and olsun ki eğer bitler anneni rahatsız ederse saçını tarar, güneş onu kavurmaya başladığında ise gölgeye sığınır dedi. Fakat Ayyaş dinlemiyordu. Mekke'ye dönüp annesinin yeminini bozması gerektiğine inanıyordu. Aynı zamanda Mekke'de bıraktığı parasını da almak istiyordu.'' Fakat Hazreti Ömer radıyallahu anh'ten ayrıldıktan kısa bir süre sonra Ebu Cehil ve Haris ona saldırdılar. Ellerini ve ayaklarını bağlayıp şehre bir esir gibi getirdiler. Ey Mekkeliler! Bizim kendi akılsızlarımıza yaptığımızı siz de kendinizinkine yapın diye bağırdılar. Hişam gibi Ayyaş'ta işkence sonucu İslam'dan döndüğünü açıkladı. Fakat ikisi için de bu son değildi. Kısa bir süre sonra bunun affedilmeyecek bir suç olduğunun farkına vardılar. Ömer de aynı fikirdeydi. Fakat bir süre sonra şu ayet nazil oldu. De ki, ey kendi aleyhlerinde olmak üzere ölçüyü taşıran kullarım, Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü O bağışlayandır, esirgiyendir.'' azap size gelip çatmadan evvel Rabbinize yönelip dönün ve ona teslim olun. Sonra size yardım da edilmez. Hz. Ömer radıyallahu anh bu ayetleri bir kağıda yazdı ve onları Hişam'a göndermenin bir yolunu buldu. Hişam şöyle dedi. O yazı bana geldiğinde gözlerime iyice yaklaştırdım sonra uzaklaştırdım. Fakat Allah'ım onu anlamama yardım et diyene kadar ne yazdığını anlayamadım.'' Daha sonra Allah Celle Celaluhu onu benim kalbime yerleştirdi ve onu bizim söylediklerimiz ve bize söylenenler için nazil olduğunu anladım. Hişam bu ayetleri Ayyaş'a gösterdi. İkisi de tekrar İslam'a girdiler ve kaçmak için bir fırsat beklemeye başladılar.